Agalarım, herkese selamlar. Euro 2024'ü an itibariyle başlıyoruz. Şöyle hemen başta bir giriş yapalım. Öncelikle Euro 2024 herkes için umarım kazançlı. Kazançtan ziyade zevkli, zevkliden ziyade de bol gollü bir turnuva olur diyerekten de. Umarım milli takımımız da güzel bir derece yapar. Turnuva boyunca biz de burada hem video çekeceğiz hem de gruplarımızda ilerleyeceğiz. Canlı olsun, kupon olsun, misli olsun her şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Şimdiden planlamalarımı yaptım ve videoda erkenden atıyorum işte. Şimdi baylar öncelikle skor yarışmamız var onunla başlayalım. 2 adet skor yarışmamız var. Bu skor yarışmamız turnuvanın açılış mücadelesi Almanya-İskoçya. Turnuva bildiğiniz üzere Almanya'da düzenleniyor. Ve diğer maç skor yarışmamızda bir diğer gün İspanya ile Hırvatistan. Zor bir karşılaşma ideal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Skoruna kadar anlatmaya çalışacağım bir karşılaşma. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmalarını kazananlar da Türkiye maçını Lawoizer isimli kanal, Portekiz maçını da Emre Doğan isimli arkadaşımız kazanmıştır. Bana WhatsApp üzerinden mesaj atarsa sol altta numaramız var, açıklama ve yorumlar kısmında linki de var. Ben arkadaşı gruplarımızdan misafir etmek isterim. Aslan ayı boyunca gruplarımızda misafir olsunlar. Geçtim. Son yüksek mislere baktığımız zaman da aga İtalya maçıyla bastım maçı vardı. Bunu zaten ekrana getirmiştim, göstermiştim. Hem İtalyan'ın burada 4,5 altında galibiyetini, hem de Bastı'nın galibiyeti aynı günde verilen iki yüksek misliydi. Bunlar geldi. Bundan sonra dün neler yaptık yüksek misli de. Aga dün de ve dünden önce diyeyim ben. Pana'nın Oli ile maçı vardı. Ben dedim ki, Pana'ya çok güveniyordum aga. 5.000 misli olarak önerdim. Pana o kadar kendi seyircisi önüne seriyi uzatacaktı burada. Maç sonu biri verdim. 5000 misli olarak geldi. Dün de Ukrayna'nın maçı vardı. Ben Ukrayna'nın tam kadroya yakın çıkmasını bekliyordum. %85-%90 oranında ideale yakın bir kadro çıktı. Mücadeleyi de kazanmasını bildi 4-0 gibi skorla. Ben de oradan maç sonu 2 olarak değerlendirmesini yapmıştım. Ayrıca yüksek mislerimizde Euro 2024 boyunca böyle bu şekilde devam edeceğini de belirtelim. Ve ayrıca misleri de biraz daha yükseltebiliriz. Günün ana kombini vardı dün. Günün ana kombinide Ukrayna maçına güveniyordum ana kombinimi de değerlendirdim ve Milano'nun maçı vardı. Milano 3 fark atarak galip gelir dedim sadece maç sonuna bakın 81-78 bazen şansla yanımızda olmak zorunda bu şekilde. Tam 3 sayı farklı bitti aga. Günün ana kombinide başarılı bir şekilde geldi mi geldi. Günün teklisi ve oyuncu gol atar bahsi vardı. Tekli olarak ben Portekiz'in burada 2.5 üstünde galibiyetini. Sağda gördüğünüzde oyuncu gol atar. Avrupa bayislerimiz de gruplarımız da oluyor. Bunun da bilgisini vereyim. Ronaldo gol atarın ona ne 1.60 gibi oranı vardı Avrupa'da. Onu da önerdi Gaga. Burada geldi mi? Dün zaten full altı full artı full oldu. Öyle söyleyeyim ben size. Verdiğimiz bütün tercihler geldi. Canlı olarak da vermiş olduğumuz gruplarda izlediğimiz maçlarda. Dün Portekiz maçını ilerledik mesela. Aynı şekilde her açık Telegram grubumuz var. Orada da sizlere ara ara tercihler de atıyorum. Açıklama yorumlar kısmına linki de var. Buranın mutlaka sizler de giriş yapabilirsiniz. Agalarım sizlerden ricam videoyu atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Artı 500 üzerinde bir beğeni bekliyorum. Sizlerden ricam yani o kadar kişi izliyor. Hemen bir o 5-10 saniye ayırıp beğeni ve yorum atıklarsanız bizler için yeterli. Yorum olarak da dediğim gibi her zaman söylüyorum en azından bir emeğine sağlık yorumu veya Hello Kangal yazsanız da bizler için uygundur. Direkt başlayalım isterseniz. Almanya-İskoçya dediğim gibi turnuva Almanya'da düzenlen düzenlendiğinden dolayı e açılış maçını da Almanya yapacak. Allianz Arena'da oynanacak bir karşılaşma İskoçya ile Almanya ve İskoçya'yı değerlendirelim. İskoçya son dönemde defansa biraz daha önem veren bir takım olduğunu söyleyeyim. Yani burada İskoçya'da haldır huldur bir oyun oynamayacağız. Önce deplasmandan başladım. Biraz daha savunma, biraz daha oturaklı. Almanya ile oynadığı için biraz daha böyle geçiş oyunu, uzun top oyunu bu oyunu tercih edeceklerini düşünüyorum ben İskoçya takımının. Ama Almanya'ya baktığımız zaman da kendi evinde, Turnuva kendi evinde maçı kazanmaya oynayacak aga. Şimdi maçı kazanmaya oynayacak da Almanya'da yani şu son iki turnuvadır zaten çok başarılı olamıyor. Jenerasyon olarak kadro ne kadar kaliteli olsa da oyun olarak biz onu gösteremiyor. Nagelsmann'la birlikte son iki hazırlık maçı vesaire falan derken biraz daha umutlandı takım ama dediğim gibi o beklenen Almanya sahada olmayacak. Ben burada idealden bir Almanya galibiyetini bekliyorum. Fakat bunu ideal almak için oran almak adına 4.5 altında bir Almanya galibiyeti beklenebilir. Benim skor beklentim 2-0 ayarında Almanya galibiyeti. Oranı biraz da arttırmak isteyenlere de şöyle bir önerim olacak 1.80 bandında. 3.5 altında bir de Burada benim skoruma göre uygun bir Almanya galibiyeti bekliyorum. Skorum da dediğim gibi 2-0'lık bir Almanya galibiyeti olacaktır. Açılışı yaptık devam edelim. Bu arada maç kolik ekranı da değişti görmüşsünüzdür. Ayın 15'inden devam yine silerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum. Yüksek orandan tek tercih yapacağım bir karşılaşma. Macaristan İsviçre karşılaşması muhtemelen grubunun ikincisinin belli olacağı karşılaşmalardan bir tanesi. Gerçi İskoçya var. İskoçya'da zorlu da muhtemelen ikinci ben ya Macaristan ya İsviçre olur diye düşünüyorum. Şimdi Macarlar son dönemde gerçekten ve son 2-3 yıldır ya eskiden zaten Macarların ekolü vardı. Bir zamanlar domine etmişti. Fakat son dönemde de gerçekten oynuyor. Özellikle Sobozlayaga takımı ya yani her yerde oynuyor adam. Kadrosu da iyi. Aynı şekilde İsviçre'nin kadrosu da iyi. Aga. Şimdi benim burada beklentim şu yönde olacak. Mücadelede benim skor beklentim doğrudan skorum 1-1 ayarında. Bir beraberlik bekliyorum. Ben bu 1-1'e göre oranla biraz kaçamak tarafa gitmek istemedim. Her iki takımı da hazırlık maçlarını izledik ama dediğim gibi ya her iki takıma da gitmek burada olmaz. Yani Macaristan yerse sürpriz olmaz. İsviçre yersi yine sürpriz olmaz. Burada benim bir birlik bir skor beklentim var. Tek tercihim burada toplam gol aralığı 2-3 goldür. 1.77 gibi orandan da ben bunu sizlere tekli olarak öneriyorum. Mücadelenin de 2-3 gol ayarında bitmesini bekliyorum. Diğer mücadelem İspanya ile Hırvatistan ve çok güzel bir oran vereceğim sizlere bu maçta. Daha doğrusu gelmesini beklediğim hatta yani misli bile yapabileceğim bir tercih olduğunu düşünüyorum ben. İspanya'nın oranı 1.66-1.80 bandında arada oynuyor. Yani işte oynarsam .66, e, iddia da oynarsan 1.66 iddia konuda 1.80 küsur değişiyor yani öyle söyleyeyim. Ben burada İspanya tarafındayım. Hatta bak benim gönlümden geçen takımda İngiltere zaten şampiyon olabilir. Ona hiçbir şey de yok ama benim gönlümden geçen ve şampiyon olmasını isterim takıma da İspanya. Bu kadar basit. Herkesin görüşü kendinedir burada. Ben İspanya'dan yanayım. Hem genç kadrosuyla hem de takımda olan tecrübeli abileriyle birlikte. Ben Nico Williams'la Yamal. Bomba patlayıcı güçler sağ ve solda. İleride Morata tecrübenin kendisi. Arkada öyle. Rodri falan. Ya neden olmasın? İyi bir İspanya bekliyorum ben burada. Aga diğer seçeneğinde bulunan. Ev sahibi yarı kazanır. Evet derseniz aga 1.34 bandında 1.40 bandında bir oranı var bunun. Ben İspanya'nın burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Skor beklentimde 2-1 ayarında İspanya'nın doğrudan galibiyeti. O yüzden yüksek oran ile birlikte sunu biri de arkasındayım aga. Ben İspanya'dan yanayım. İspanya'nın da bu maçta bu arada Hırvatistan da boş değil. Ama bak savunması iyi. Orta sahası iyi. Hücumda Kramaric'e bakıyor Ayla. Öyle bir durum var. ben dediğim gibi İspanya'dan yanayım. Burada İspanya'nın bir yeri kazanmasını beklediğim idealidir. Yüksek oranlı biraz daha İspanya'nın doğrudan galibiyetini. Skor beklentimde 2-1 İspanya galibiyeti. Son mücadelem İtalya ile Arnavutluk. İtalya'nın da son Bosna Hersek maçına yüksek misli yapmıştım. 1-0 bitti. Fakat mücadele 1-0'lık bir maç değildi. Bana sorarsanız 3-0'lık bir karşılaşmaydı. Sebebi de şu aga. Ya yani kaleci çok fazla pozisyon kaçırdı. Çıkardı daha doğrusu kaçırdı demeyelim. İtalya'da kaçırdı bir o kadar ama. Arnavutluk'la oynayacaklar. Arnavutluk da burada savunmasıyla ön plana çıkan. Kontra ve geçiş oyunuyla birlikte burada İtalya'yı yenmeye çalışan bir takım olacaktır. Son Avrupa şampiyonu İtalya'da hazırlık maçlarında beklentinin altında bir oyun koydu ortaya. Ben burada İtalya tarafı galip gelse bile Mücadelenin 2-0-3-0 ayarında. Yani 5 gol sesi zor olduğunu düşünüyorum. Yine 4.5 altında bir İtalya galibiyeti ol, ol, geleceğini bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönden değerlendirme yapabilir. Hatta biraz daha yüksek oran isteyen varsa da 3.5 altına da varım İtalya galibiyetine. Benim skor beklentim 2-0 veya 3-0 ayarında bir İtalya galibiyeti olacaktır. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Arkadaşlarım Euro 2024 herkes için hayırlı olsun. Umarım kazançlı bir bir ay geçiririz diyerekten de sizlerden de ricaım da videoya beğeni, ve yorum destekleridir. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.